Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle hemen hızlı bir şekilde yapılacak olan bir bardakta puding denemesi yapacağız. Doktor Oetker'e ait olan bu paketler arkadaşlar 2,5 TL, milim olarak 35 gramlık ve her bir paket bir porsiyon için geçerli arkadaşlar. Daha önce şöyle arka kısımda zaten size nasıl yapılacağını gösteriyor. Çikolatalı ve kahveli olan vardı. Ben çikolatalı puding sevdiğim için bu yüzden kakaolu olanı, yani çikolatalıyı aldım. Ben de ilk denemem olacak. Bakalım gerçekten de 2 dakikada hemen hızlı bir şekilde yapabilecek miyiz? Ama sütümüzün soğuk olmasına dikkat edelim. Soğuk sütle bir su bardağından biraz eksik olacak şekilde aynı şekilde bu paketimizi karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra 2 dakika bekleteceğiz ve ondan sonra puding halinde olduğu belirtiliyor. Şimdi ilk olarak şöyle biraz büyük bir bardakta ben yapacağım. Siz de isterseniz de küçük kaselerde yapabilirsiniz. Ben karıştırması daha rahat olsun diye bardak seçtim. Paketimizi alıyoruz hemen. İçerisine bıraktım. Epey de bir pudingi var bardağın içerisinde. Hemen göstereceğim. Şu kadar. Yani bayağı bir çeyrek kadar var pudingi. Su bardağımızı şunu hemen alacağım. Soğuk olan sütümü ben biraz da dondurucuda bekledim. Şöyle biraz su bardağının tam olmayacak arkadaşlar. 4'te 3 kadar yani. Eksik kalacak şekilde doldurduktan sonra ben genellikle böyle karıştırmalı şeyleri arkadaşlar yavaş yavaş ilave ediyorum. Önce tozlu olan karışımı kabın içerisine yerleştirip daha sonra sütü ekliyorum. Ve çırpma daha rahat olsun diye çatal kullanacağım. Şöyle yavaş yavaş sütümüzü de ekliyoruz. Bir yandan da hızlı bir şekilde çırpımını yapıyoruz. Ta ki bütün karışımı sütle karıştığına emin olana kadar bu işlemi yapıyoruz. Şöyle birkaç farklı yerde gördüm. Çilekli olan ve muzlu olan tam katı kıvamını almamıştı arkadaşlar. Bu bardakta olan şu pudingde. Kahveli olanı hiç bilmiyorum. Görmedim deneyimde. Bu yüzden çikolatalı aldım. Çikolatalı tam tutuyor. Bakalım inşallah bizimki de öyle olur. Böyle tam çırpmamın lazım. Şu üzerinde potur potur küçük şeyler var. Onlar gidene kadar çırpacağım. Çocuklar için en çok sevilen, kendileri daha hemen hızlı bir şekilde yapıyor bunu. Pudingi. Evet, şimdiden katılaşmaya başladı. Denemek için ben bir paket aldım. Aslında diğer pakette keşke alsaydım. Kahveli vardı. Onu da alıp deneyebilirdim. Şöyle yakından göstereyim. Katı olmaya başladı. Biraz daha karıştırayım. Daha sonra 2 dakika bekleteceğiz. Ondan sonra servisinizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Evet, bayağı gerçekten de şöyle yakından göstereyim. Bildiğiniz puding kıvamlı oldu. Şöyle kenarda bekletelim. Hemen ben saate bakayım. 2 dakikada tam bekleyelim. Bakalım tam kıvamımız istediğimiz gibi olacak mı? Hazır orada beklerken ben diğer bir göstereceğim ürün vardı ama onu bulamıyorum. Onu başka bir videoda gösterelim. Şöyle paketimi tekrar göstereyim. Arkadaşlar Doktor Oetker'in ben karbonat, vanilya, kabartma tozu birçok üründe kullandım. Hazır paketleri bulunuyor pasta. Paketleri traliçe veya diğer köstebek pasta. Onları da alıp denemeyi düşünüyorum. Eğer alırsanız da bardakta olanın şöyle Doktor Oetker'in olanı alırsanız da daha iyi olur sizin için hazır. Biraz fiyat konusunda hani 2,5 TL neden vereyim diye düşünenler oluyor ama gerçekten hemen kıvamı tutuyor. Bir alın deneyin derim. Sunum yaparken de üzerine isterseniz de boncuklarla farklı şekilde sunum yapabilirsiniz. Ben genellikle puding yaptığımda her zaman üzerine Hindistan cevizi ile süslüyorum ama herkesin evinde bulunmaz diye, o yüzden ben onu kullanmayacağım. Son bir dakikamız kaldı. Çünkü paketimizin arkasında 2 dakika bekletin diyor. Ondan sonra servis yapın. Ama siz bekletirken arkadaşlar buzdolabında bekletin. Ben video kaydında olduğu için o yüzden burada beklesin. Hem de siz de rahat bir şekilde görebilin.
Eğer su bardağında arkadaşlar, hani bir su bardağından biraz eksik süt eklediğimiz için, eğer milimli bardaklarınız varsa 150 milim süt ekliyorsunuz. Suyla yapmayın arkadaşlar, suyla olmuyor. Çünkü deneyenlerde gördüm, su ile yapan oldu. Bazen pudinglerde, normal büyük pudinglerde, pastalarda yapılınca süt yerine su kullanılıyor. Hem tadı güzel olmuyor hem de istenilen kıvam olmuyor. Bunda da su kullanmayın, süt kullanın. Benden size tavsiye arkadaşlar. Şöyle tatlı kaşığımı da alayım. Tamam, 2 dakikamız da oldu hemen. Şöyle kıvamlı şuradan bardağın şu kenarından görünsün diye göstereceğim. Çok da güzel bir pudingimiz oldu arkadaşlar. Şöyle bildiğiniz katı, bizim de yaptığımız güzel bir puding. Benden size tavsiye, mutlaka bir alın deneyin derim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.